Sinema ve Dizi Podcast'i bu haftanın 243. bölümüne hoş geldiniz. Bu programı podcast olarak iTunes, Spotify gibi servislerde dinliyorsanız eğer YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube'da sunun güzelliğini de görme şansınız var. <gülüyor> 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 e, destekçimiz olup bu videonun bir 10-15 dakikalık muhabbet edilen versiyonunu da dinleyebilirsiniz. Bu videoya yorum yaparsanız da yorumlarınıza her videoda olduğu gibi okuyor olacağız. Hoş geldin Su. Hoş bulduk Bay. Ne yaptın? görüşmeyeli. Ee, görüşmeyeli yeni yaşıma girdim. Evet. hep bütün arkadaşların ee, arkadaşlarının hatırladığı, dün, en başta da benim hatırladığım gibi yeni yaşına girdim. Evet, gerçekten. Berk'in hiç saniyesinde hemen hatırladığı üzere yeni yaşıma girdim. Ve dün akşam gerçekten çok eğlendim ee, doğum günüm için. Ve böyle beş farklı yere gitmeli, gelmeli falan bir şeydi. Ve işin komiği şu, hani normalde böyle akşamlarda şey olursun ya, işte gecenin yarısı yok bende ya. Ya da işte nasıl oldu bilmiyorum falan. Ben tamam gecenin şöyle sence. salak bir aralığım <laughs> Hayır ben şöyle salak bir aralığı unuttum. E, yani bütün beş yeri dolaştık ettik gittik işte tekilalar şunlar bunlar hepsi tamam hepsi bende var. Eve dönmek için taksiye bindikten sonrası yok. Yani eve dönüyor olduğum kısımdan itibaren yok bende. Taksici de bizim aile boyu taksicimiz bütün ailemizi getirip götüren abi. Ona sordum. Ben dedim geldim hani de onu hatırlamıyorum ben orayı dedim. Yok dedi bayağı indin, gittin hatta sordum sana apartmana girebilir misin kendi başına? Gayet yo girerim dedin, hiç sallanmadan yürüdün gitme Hani görünüşüm sarhoş değilmiş. Ama zihnimde yok ya, beynim demiş ki ben bu akşama dair yeterince şey depoladım. Bundan fazlasını artık tahammülüm yok, sınırım yok burada benim demiş. Gördüğünüz Ve gibi alkol her şeyi daha güzel gösteriyor olduğundan. Çünkü biz videolu bir görüşme yaptık. Zaten Red kötü bir grup. Bir de onu... <laughs> Red değil bir o Bir de Red onu coverlayan, Red'i Red, Red coverlayan daha da kötü bir grubu dinliyordu tek başına. <laughs> e o vardı bu akşam. O <laughs> ve tek akşam başınaydı. Yani? Ve etrafta kimse de yoktu. Kamerayı çevirdi. Kendisi gruptan 100 metre ötede <laughs> ve arada kimse yok. <laughs> Var orada bir sürü masalar var, var en başka arkaya insan yok. dışarısı da var oranın. Ayrıca zaten şöyle bir şey oldu çünkü o saatte müzik yapan tekler orası ayvalıktı yani ya Cunda'ya gidecektik ya oraya gidecektik. Mecuren o yüzden tek yürüdük yani. demek ki kimse gelmiyor belli ki. Evet büyük ihtimalle öyle gerçekten. Ee, ama çok eğlenceli geçirdim yani zaten hani o noktada sizinle konuştuğumuz noktada benim zaten müziğin kalitesine dair bir şeyim yoktu yani. Hani ne olursa olsun mutlu olacaktım yani. Orada Pavarotti de çıksa ya şişmana bak falan derdim büyük ihtimalle. O zaman Foo Fighters'ın vokali Dave Grohl'un çocuğu olacağını açıklamasına gelelim. Ya ben bu haber hakkında uzun konuşmak istiyorum. O yüzden önce sen söyle. Şimdi sonra olayı konuşalım. açıklayayım. Ee, karısını aldatmış. Bu güzeller güzeli, dünyalar güzeli karısını hoş güzellikte pek Patlıyoruz bir alakası sana. yok aldatmanın ama. Aldatmış ve aldattığı kişiden de bir çocuğu oluyor. Yani Şeyi bilmiyoruz tabi hani bin kişiyle aldatmıştır. Sadece bundan çocuğu oluyor. Bil <laughs> orayı evet. bilmiyoruz. Yani. İşte bir açıklama yayınlamış. E, evliliğim dışında bir çocuğum oluyor ve ona bütün şeyi göstereceğim, ilgiyi göstereceğim, ailemden de özür dilerim gibi bir şey. Karımı da seviyorum. Açıklama yapmış evet. Öncelikle ben yani mesela bana hala böyle ünlü skandalların olması çok itopik geliyor. Yani bana zaten aldatmak da çok itopik gelen, saçma gelen bir şey yani de. Mesela bunu şöyle örneklendirelim. Bunu bir düşünce deneyi olarak ele alalım. Ünlülük dozajını küçültelim. Mesela belki düşünün. Belki bir yerde hani sevdiği kıymet verdiği karısı duygu var. Öbür tarafta işte ne bileyim kafensiz hayranıdır. Belki aşık olmuştur, bilmem ne. Hani Binlerce işte genç ne kız bileyim, gibi. selfie gönderen. Evet, iltifat eden işte yalakalık yapıp egosunu populan birilerini düşünün yani flört eden. Yani şimdi hiç umrunda olmayan birilerinin ilgisiyle ego tatmini yapacağım diye doğru düzgün sana değer veren birini kaybediyorsun. Ve üzerine bir de onun gözünden düşüyorsun. Yani bu matematikte hani full zarardasın ya. Hani elini kazandığın hiçbir şey yok burada yani. Hani zaten ya tamam hani zamparalığın zaten özü şeydir ya ona yarayışı. Hani sen kendi için o kadar ezik ve yatarsız hissedersin ki hani mavi boncuk dağıttığın kadınlardan ne kadarı sana geri dönüş yaparsa o kadar erkek adam olursun hani ve işte o süreçte de zaten hani öz saygısı olan kadınlar kendi kendine elenir senden tiksinip gider. Geriye iğrenç bir kalabalık kalır yani. Değil mi? Ben yanlış düşünmüyorum buradaki matematik hesabını. Doğru mu? Doğrudur herhalde. sana söyleyeyim. Yani hani burada hiçbir kazanım yok. Bir de bunu e, bu kadar ünlü bir pozisyonda yapıp duyuruyu da ben karımı aldattım. Bu arada bebeğim de oldu. Onların da yanındayım. Karımı ve çocuğumu da seviyorum. Hani neden ya? Böyle saçma bir şey. hani birincisi Ne da diyebilir kadar... başka? Hı. Ya niye Bana ne kardeşim senin özel hayatına Bana duyurma yani bunu niye duyuruyorsun Ortaya çıkacak konuşulacak ya da ortaya çıkmıştır Belki o bölümü biz kaçırmışızdır Yani bilmiyorum ya mesela Şöyle düşün Army Hammer'ın da yamyamlık şeyleri çıktı O kalkıp da ben evet ben aldattım Ama yamyamlık. Geçen onun haberi çıktı artık benzin parasını Karşılayamadığı için Arabasını satıyormuş Çok üzüldük ağladık Çok kötü bir bölümdü bizim için ben bir de bu Full Fighter şeyine ek olarak şey söylemek istiyorum. Direkt aklıma çünkü o haber de geldi. Ee, hani geçenlerde de Rammstein'ın da haberi çıkmıştı. Şey hayranlarına uyuşturucu bir tecavüz ettiği üzerine üyelerinin. Bilmiyorum görmedim ama. Rammstein diye hatırlıyorum ben ama yanlışsa da chatte düzeltin e, yorumlarda. Hani o orada da şey algısı var ya böyle hani bunlar Sultan Süleyman ve her kadın bunların cariyeleri, kulları, köleleri tadında bir böyle bir algı var. O, o jenerasyonda mı artık o tayfada mı bilmiyorum. Ya hani ne bileyim çok ezikçe değil mi ya? Çok özgüvensiz geliyor bana bu tip şeyler. Yani o yüzden daha da böyle şok oluyorum. Böyle şeyler bu böyle insanlardan geldiği zaman. Çünkü hani zaten aslında kendine güvenebilsen hani o şeyin olsa... hani kariyerin var o kadar albümler satıyorsun tanıyor seni herkes bilmem ne falan Hani neden böyle şeyler yapılıyor asla anlayamıyorum ve nasıl bu kadar büyük riskler alınabiliyor asla anlayamıyorum o yüzden şey zaten çok heyecanlandım bu bölüm için seçtiğin bütün magazin haberlerine. Hepsini büyük ihtimalle aynı coşkuyla yorumlayacağım. Benim burada bu sinirlendiğim şey yani kendi özel hayatları ben benim umumda değil de haberde sürekli kadından televizyon yapımcısı Jordan Bloom olarak bahsetmişler. Hı hı. Yapımcılığını yaptığı tek şey Foo Fighters klibi iki tane. Hı. Yani nasıl televizyon yapımcısı Oluyor böyle. Yani kadına dair edindikleri az bir bilgi varsa belki. İlginç. Neyse. Yani ya da belki şey olabilir hani aldatılan tarafı daha böyle bir şey göstermek. Olabilir. Yani ne kadar düzgün birisi bakın falan gibi bir şey de olabilir. Ama mesela şey hatırlıyorum ben bu adamın ilk evliliği de zaten aldatma sebebiyle bitmişti. İlk karısını da aldatmıştı. Ondan sonra o yüzden gene aynı senaryo yani. Diğer haberimizde. Köprüde intihar etmek üzere olan bir kadını Binali Yıldırım'ın pardon John Bon Jovi'nin konuşarak <laughs> vazgeçirmez. Gerçekten o kadar hani ya o kadar planlanmış ki geldi ki bana ya yani. Planlanmış mı bilmiyorum ama ortam çok ilginç. Yani önünden çocuklu bir aile geçiyor kadın orada intihar girişiminde bulunurken. Sonra bun, başka hiç kimse ilgilenmiyor o sırada. Sadece bunlar geliyor. Acaba tam o sırada mı oldu hani? O yüzden mi o, yüzden mi? o kadar ha. boş gözüküyor? Sonra başka insanlar geliyor çünkü. Ama yani çok ilginç. Yani bir de şey haberde de şey diyor işte lokal polis işte iyi ki Bon Jovi var. Onun yardımlarına çok müteşekkiriz dedi falan gibi şeyler de var yani. Hani çok PR çalışması gibi. Ama yani John ya. Bon Jovi bana da gelse <laughs> intihar ederken etme Berk dese tamam derim. <laughs> Evet bu arada tabii Bon Jovi dinlersin de yani. Ama Bon Jovi olacaksın da orada tam intihardan birine denk geleceksin de başka kimse bakmayacaktı sen geleceksin. Seni dinleyip inecek polis de sana Batman gibi bakacak falan. Bana çok inandırıcı gelmedi. Ee, ama tabii yani güzel. Hani başka insanları da teşvik edebilir intiharları durdurmaya. Yani mesela atla atla diye bağırmazsanız aşağıda daha iyi olabilir. Türkiye'deki gibi. Evet bu arada Türkiye'deki bunu yapmazsanız atlayamazsın abi falan çok diye. Çok iyi ya. Küçük musun öyle eskiden öyleydi yani. Bir, yukarıda birisi evet. atlamak için dururdu aşağıdakiler çok zaman geçti diye çok zaman da 5-10 dakika falan atlamadı diye atla <laughs> atla falan onun. diye tezahürat <laughs> yapıyorlardı. Şey var diye işte atlamazsan adam değilsin falan. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz abi siz bu hastalığı. Ya her şeyin bir rekabete dönmesi işte ben olsam atlardım falan <laughs> diye <laughs> <laughs> Çok saçma şimdi ya. bir haberimiz daha var. Bunu iki partlı olarak, iki bölümlü olarak değerlendireceğiz. Birinci bölümü Linkin Park geri döndü. Yeni bir şarkı şimdi albümde gelecekmiş hem de turna ile. E, vokali ve bateristi değişti en başta. Pearl Jam'in bateristi geldi hem de yapımcı olan abimiz. Vokale de Emily diye bir abla geldi. Daha önce Dead Sarah mıydı? E, öyle bir Death grupta... Sarah vokaldi. O şa bir şarkılarını da biliyorum yani daha önce duymuşluğum vardı. Dolayısıyla buna olumlu olarak bakıyordum ben. Kadının sesinin uygun olacağını düşünüyordum. Şarkıdan yeni şarkıdan memnunum. Hani yeni şarkıda da iyi bir sound bence. Eski şarkıları söylediğinde tabii ki hep aklımızda şey olacak. Abi Chester. Bu şarkı böyle değil ama filan onun gibi söyleyemiyor filan olacak. Evet. Ama önemli olan yeni şarkı yapacaklar mı? Bence yeni şarkı yeni abim yaptıktan sonra sorun yok benim için bu konuda. Benim için genel olarak olumlu yani. Ben bir sorun görmüyorum. Dönebilirler. Herkes şey, abi başka isimle başka bir grup yapsaydınız filan. Abi para yani Pist, salak salak konuşmayın. Yani evet. adam Linkin Park evet. ismiyle anında da tüketti bütün biletleri yani. Neyse sen bu konuda bir fikir beyan etmek istiyor musun? Ona göre ikinci bölüme geçeceğim. Buna da her şeyi beyan edeceğim sadece. Ee, genelde zaten böyle tanınmış grupların lead değişimleri her zaman bence evet. bu tip zaten tepkilerle karşılanıyor. Çünkü hani bir jenerasyon onunla büyüyor, onunla özdeşleştiriyor kendini o karakterlerle, kişilerle vesaire. Bir de burada önceki leadin ölümü sebebiyle grup bu noktaya geldiği için şey de değil. Hani bırakıp gitmiş olsaydı belki kabullenmesi daha kolay olurdu insanlar için ama Hani ölüm olduğu için de birazcık oraya o tahtı boş kalsın falancılık da var bence. Bence vokallerden çok müziği kim yapıyorsa grupta o önemli. Yani evet. e, sallıyorum Creed diye bir grup vardı eskiden. Belki bilenler bilir. E, Hristiyan metal grubu. En sevdiğim tarz. Onun vokali kaldı sonra ama grubun Mark Tremonti gittiği için Doğru düzgün şarkı yapamadı. Sonra Mark Tramont'u gitti. Alter Bridge'i yaptı. Kendi albümünü çıkardı. Hepsi tuttu. Onun gibi. Ya da işte şeyden Amy Lee'nin grubunun ismi neydi? Evanescence'den. Evanescence. Gitarist abi gittiğinde bitti grup yani. Sonra doğru düzgün şarkı yapamadılar. Onun gibi. Hepsi grubu da Gülçin Ayrı bitmiş. En çok üzüldüğüm aralarında o. İkinci bölümüne geçiyorum bu haberin. Daha sonra bu kadının tabii ki şöyle oluyor. Bunu... Açıklayayım neden daha önce bunların konuşulmadığını şimdi konuşulduğunu. Ee, bu Mr. Beast olayında da aynısı oldu. Mr. Beast YouTube'da çok ünlü bir insandı. Ama sonra gitti Amazon'la milyonlarca dolarlık bir anlaşma yaptığında hemen hakkında haberler çıkmaya başladı. Burada da kadın hmm. ünlüydü ama hmm. ünlüydü. Linkin Park'ın vokali hmm. olunca daha detaylı olundu ve hani işte Scientology... Kirli çamaşırların evet. ortaya çıkıyor. Scientologist evet. bu dediler. Ki ben Scientologist olmasında bir sorun görmüyorum. Ama burada asıl onu kötü duruma düşüren şey... Daha önce burada da konuşmuştuk. Neydi adamın ismi? Danny Masterson. Hani bu Ashton Kutcher'ın falan koruduğu için... Gömüldü. Seven Teaser'un evet. şeyi. Ama sonra özür dilediler ve şimdi bütün dizi filmlerde oynuyorlar. Hiçbir sorun da yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, bu kadın da onun arkadaşıymış e, zamanında. Dava olduğunda da ilk duruşmaya gitmiş. Sonra da hiç görüşmemişler ve e, da şeydi kadın şey diyor. Davaya gittiğimde hani durumun hiç de Tanıdığım insanın yapacağı bir şey olmadığını anlayınca ilişkimi kestim diyor. Fakat tabii ki bu onu destekledi Hı -hı. davasına gitti filan diye gömülüyor şu anda. Rapist bu arada adam yani tecavüzcü. Evet ya bir de şey de var bence hani bu ünlüler dünyası çok çirkinde bir şey ya. Yani kadın oraya tanınırlığını arttırmak için bile gitmiş evet. olabilir hani o dönem öne çıkmak için. Hani o yüzden bu davranışların yani bir şov dünyasında ne kadar davranışın samimi ve kişiyi yansıtır olduğunu bir düşünmek lazım ki kaldı ki bunların hiçbiri zaten kadının müzik yeteneğiyle de alakalı değil aslında. Hani bir de çünkü ya böyle bir metal gruplarında diğerlerinin CV'lerine baktığın zaman hani uyuşturucular, şunlar, tecavüzler falan filan. Hani bu kadının ki masum kalıyor bence. Ya şimdi bence. YouTube'da şurada 3-5 kanalız. Ben birileriyle çok samimiydim. Sonra bir şeyler öğrendikten sonra o insanlarla samimiyetimi minimuma indirdim. Ama Hı -hı. daha önce samimi olduğum için ben de bu duruma düşebilirim. Yani dolayısıyla evet. hiçbir insanın hani o an düşüncesi ne olur bilemezsin ama bu Linkin Park'ın vokali olursan bunların da yaşanacağı aşikar. Evet. Ya bir de zaten kimse sana kalkıp da hani herkes zaten ben şöyle düzgünüm, böyle iyiyim, böyle şeyim falan diyordu. Evet. Bilemezsin ki sonuçta bir yanını gördüğün zaman midan bulanıyor. veriyor. Bu olaylar yani. sonrası Yerden grubun de gitaristi de şey. turneye grupla beraber çıkmayacağını söylediği ama kendilerine ne başarılar dilediği yerine geçen kişiye geçecek kişiyi de başarılar dilediği bir e, açıklama paylaşmış. Emily'yi de tebrik eden. Beş günlüğünü adam gruba girdi ve çıktı. Evet. Ya, tahminen daha uz uzundur albüm yaptıkları için ama. <laughs> yani tabii. Hayır <laughs> yani resmi evet. açıklamadan 5 gün evet. sonra değil miydi? işte? Neyse böyle bir şey yaşandı. Siz de aşağıda fikirlerinizi paylaşın. Hem vokalin uyup uyumadığı ile alakalı hem de bu olaylarla alakalı. I am no man. I am Iron no Man. Am no man. Fuck. Kimse bana sen bunu izleyemezsin diyemez. Sen kimsin ya? Manifaturacılar vardır. Programı bitiriyoruz. Sen burayı kes. Çok çok sinirlendim. Bece. Ne? Uyuyan güzelin halkına ne faydası olmuş ya? Harry Potter seçmelerine katılıyorum sevgili Su. Hangi rol için var? Hermione <laughs> rolü için. Hermione. Bilmiyorsanız Harry Potter'ın HBO için tekrar çekileceğini daha önce konuşmuştuk. Şimdi seçmeler açıklandı. 9 ve 11 Nisan 2025 arasında Birleşik Krallık ve İrlanda vatandaşları daha doğrusu burada yaşa, e, oturma izni olanların sadece başvurabileceği bir seçme yapıyorlar. Ben de başvuracağım. İlla Harry Potter olarak başvurmama gerek yok. Belki Snape olursun. Şey olabilirim o ayı mayı ne bileyim ne? etraftaki bir canavar işte örümcek yılan falan <laughs> bir şey olurum yani. <laughs> Harry Potter'da oynadım ya. Derim ben ya. şey evet doğru söylüyorsun. Ya ben birazcık şey Durumun bu Harry Potter uzantısız e, uzantısı spin-off bilmem ne şeylerde. Yani yan şeyi denediler mesela. Evet. İşte Newton hikayesini bilmem ne. Tam olmadı, tutmadı, çok sevilmedi. Ama ya hiç bu hayranlardan, Harry Potter hayranlarından mesela Challenge.org'da falan şey açanlar vardı. Voldemort'un hikayesi gelsin, onun filmi gelsin bilmem ne diye. Ya mesela ben o yöne gitmek yerine sıfırdan bu kadar zaten hala güncel ve hala izlenen, hala bilinen bir seriyi sıfırdan başlatmayı çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Yani kıyaslanacağı şey çünkü hala çok e, izlenen bir, bir seri. Ama para. E tabi ama para. Zaten yani, o, oh, e, yani Voldemort'un hayatını para. yapsam bu kadar izlenmez Harry Potter'ın izleneceği kadar. Yani biraz daha bu yeni jenerasyon içinde sen gene olmuyor. Çünkü Hogwarts zaten içinde hani modern teknolojinin barındırıldığı bir okul da değil. Hani neyi güncelleyeceksin? Neyi yeniden anlatabileceksin? 8 sezon anlatır işte yani Onu bilmiyorum. Bir bir yılı. Ya yani şey her şey, her sezon okulun bir yılı gibi yapıp. Bir yılı. Hmm. Neyse olabilir bence. Evet. Burada en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de tabii ki Harry Potter hayranlarının bir bölümüyle şeyin yaşadığı kadının ismini unuttum şimdi. J.K. Rowling'in yaşadığı ayrılık. Daha doğrusu J.K. Rowling'in evet. dünyanın bir bölümüyle yaşadığı tartışma. <laughs> Dünyada var olan insanların yok olduğuna herkesi ikna etme çabası. Ya Bu kadın aslında şeyden. onu da söylemiyor. Ama söylediği şeyleri o kadar ya, yazar olan bir insanın o kadar kötü cümle kurması ve anlatmak istediği şeyi anlatamıyor olması bana çok ilginç geliyor öncelikle. İkincisi de yani tamam anladık fikrini ya. Tamam sus ya. <laughs> evet yeterince söyledin ya. Ya zaten hani ben anlamadım bu artık şiirinden çıktı bence. Kadının dahil olduğu bir grup bile değil yani. kadının sürekli gündemde tutup düşmanlık ettiği grup. Hani ne bu bu kadar taktı da imajının bir parçası haline getirdi bilmiyorum. Yaşlılıklı. Hani ben işte diyorum ya zenginler evet bence zenginlerin işte bir yaştan sonra ya enerjici ya tarikatçı olması. Ricky anı... Gervais'in de bence benzer bir problemi var. Ee, bir şeye taktı. Hmm. O da benzer bir konuya taktı ama yani en azından hedef kitle aynı İkisinin de şey yaptı evet. oraya taktı ve çıkamıyor yani başka bir şey yapamıyor çok ilginç geliyor bana Neyse inşallah Ricky Gervais kurtulur diğeri pek umurumda değil Evet inşallah <laughs> JK Rowling çok önemli değil de Zaten ne yazacak yani iş bulamazken belki de o başvurduğu kafeterya bunu işe alsaydı Harry Potter yok diye. Ya. Ama yani mesela kadının zaten Harry Potter'la bu kadar özdeşleşmiş durumda olması da bence sıkıntı. Bu kadar problematik bir figürken. Yani mesela George R.R. Martin'e bak. Hani tamam adam yaşlı diyorsun. Hani taktı mı, takıyor salmıyor falan. İşte ne zaman bir şey sorarsan bahane uydurup yani. geçiyor falan ama. Mesela problematik bir Muhteşem figürken. bir haberimiz yani var şimdi. <laughs> Evet, buradan güzel Yok, bir Yok Oraya bir geçmeyeceğiz ama o daha sonra. Tease ediyorum. Ha, tamam. Bir sonraki haberimiz nedir peki? Dali filmi. Dali. Ben fragmana konusu bayıldım. Nedir sevgili Çok sevdim. Çok Bu filmin. konusu şu. Fake bir e, memoir gibi düşünebiliriz. İşte satir. gerçek Salvador Dali diye bir satir. Salvador Dali sürrealizmin en önemli isimlerinden biri. Hatta kendi tabiriyle sürrealizmin kendisi olan Salvador Dali'nin bir nevi kurgusal bir röportajı evet. çabasını anlatıyor film. Bir gazeteci ekibi Salvador Dali ile röportaj yapmak için gidiyor fakat Dali'nin o dünyalara sığmayan kişiliği ve bütün o işte şatafatlı şeyleri, gösterileri, şovmenliği falan bir şeyler önüne geçiyor ve giderek karmaşık bir hal alıyor. Filmde bu süreci belgeliyor kurgusal bir anlamda. Ben çok sevdim fragmanı, çok beğendim ve gerçekten en hani Salvador Dali'nin böyle biri olduğuna inanmak hiç zor değil. Yani bütün onun hakkında okuduğumuz her şeyden gerçekten çok doğru bir portreleme olduğunu görüyoruz. Adamın karakteri içinde. Ben o yüzden çok heyecanlandım bu film için. Çok hoşuma gitti. Benim de gittim. fragman hoşuma gitti. Özellikle düşük bütçeli olduğu bariz olan bir filmin fragmanının bu kadar iyi kurgulanmış olması daha da çok hoşuma, hoşuma gitti. Yani çünkü Borderlands'ten falan bahsedeceğim ne bölümünde. O kurguya bakıyorsun. Hı -hı. Bir de bu kurguya bakıyorsun. Parayla alakalı değil ya diyorsun. Biraz, biraz ama biraz şey gibi de geliyor bana ama. Mesela bir dönem Frida çok ön plandaydı ya ressamlar arasında. Sonra Van Gogh'un bir dönemi oldu. Ardı ardına filmlerine çekildiği, işlendiği bir bu pop kültür ikonu oldu. Şimdi sıra Dali'ye geldi anladığım kadarıyla. Çünkü biz her sene bir Dali filmi görüyoruz şu anda. Sürekli bir ya belgeseli ya bir filmi ya bir kurgusu bir şey var. Ee, sanırım ilerleyen sürecimizde Salvador Dali'ye e, yeni Frida olarak kabul ederek geçecek. Ben yani. Westworld'dan hatırladığımız Evernational Wood'un Madonna olmasına biraz taktım. Fragmanda anlamadım. Bir Madonna görmedim ben varsa da. Ee, acaba nasıl bir filmdi onu merak ettim. Sırf onun için bile bakabilirim ya. <laughs> 4 Ekim'de Sinemalarda olacak. Ne kadar olacağını tartışabiliriz. Yani çok Türkiye'de olmayabilir sinemalarda. Başka sinema evet. falan getirir. getirir. Ee, sanırım Almanya'da da festivalde gösterildi ya da <laughs> gösterilecek. Sonra da 4 Ekim'de her yere gider. En fazla bir ay sonra internette izlersiniz. Salems Lattan fragman geldi. Allah yanlışlıkla fragmanı açtım. Bir anda kulağımın içine <laughs> diye şey geldi. <laughs> Stephen King'in ikonik romanından uyarlanan. <laughs> Aynı abla. Ya ben e, şöyle söyleyeyim. Ben Stephen King'in uyarlaması işleri hep çok beğeniyorum. Çok gerçekten çok iyi bir korku yazarı yani. E, genelde işleri de o yüzden çok iyi oluyor. Fragmanı resmen yarım izledim. Ki bir şey spoiler bir şey varsa ya da çok uzun bir fragmansa hani izlediğim zaman bir şeylerden yoksun kalmayayım diye. Fragmanı falan böyle atlaya atlaya izledim. Fragman güzel göründü bana bu arada. Korkutucu da gayet. İyi bir iş çıkacak gibi görünüyor. Çok heyecanlıyım. Bu listede zaten en sevdiğim haber bu oldu benim. Çok güzel bir korku filmi izleyeceğiz bir yeniden. Uzun bir zaman sonra. Bir de Speak No Evil geliyor. O da bayağı iyi olacak. Bilmiyorum. The sevmiş miydin? Ya da Nun 2'yi? Peki it filmlerini sevdin mi son dönemde? Birincisini sevdim, ikincisi de ortalama. Anabel kaydım. ilki iyiydi, İkincisi kötülüğün başlangıcı mıydı neydi? Anabel Hamson. Şey Ama Anabel Creation senin dedin herhalde. Ha. Yani bunların yazarından geliyor bu filmde. O yüzden pek emin olamadım. Yani çok şimdi IMDb reytingleri üzerinden söylemek istemem. Ama benim izlediklerim arasında da yani bir filmi iyi bir filmi kötü. Bir filmi iyi bir filmi kötü yani evet. bir şeyi olmayan bir altı olmayan birisi olduğu için. Sürpriz işte ama zaten sen bir korku filmi hayranı olmadığın için bilmiyorsun. Biz korku filmi hayranları olarak o sürprizlere <laughs> o kadar alışığız ki zaten. Hiç beklemezsin iyi çıkar iç dersin kötü çıkar. Hani o çok normal bizim dünyamızda. Yani okey. <laughs> ya ben Fragman'ı izlerken bunun dizi olduğunu düşünmüştüm. Hatta bir süredir araştırıyoruz hı hı. film mi dizi mi diye. Film olduğunu öğrenince biraz daha rahatladım. Yani çünkü izlediğimiz hı. fragmandaki gördüğümüz şeylerin bir diziyi ayakta tutacak kadar ilgi çekici olduğunu düşünmedim. Ama bir film ölçeğinde olabilir. Bak göreceksin güzel çıkacak kesin. Sonra çok utanacaksın. Çok bu 3 Ekim'de Maxte olacak yani internete düşecek. Genelde teaserların haberini yapmıyoruz ama Dexter Original Sin'den teaser geldiği için yapalım dedik. Dexter'ın ilk şeylerini anlatıyor. İlk mevzularını <laughs> anlatıyor. Bu işin nasıl başladığını anlatıyor. <laughs> Aynen. Bu merede nasıl bulaştığını öğreneceğiz. Paramount Plus ve Showtime'ın ortak yapımı. Nasıl buldun? Ya ben Dexter zaten ilk baş, ilk çıktığında da kendi içinde çok farklı bir e, işti. Evet. Ondan sonra çok taklidi geldi. Hani kötü karakterin, bir katilin aslında kimi moral kodlarıyla hareket etmesi ve bir yandan da kendi hayatını idame ettirmesi falan. O zaman için çok yeni bir fikirdi evet. E, ama artık alışılmış da bir fikir. Hani o yüzden birazcık Hannibal şeyi yapıldı buna da. Hannibal'da da öyle olmuştu ya Kuzuların Sessizliği'nden sonra Hannibal serisi çıkmıştı. Hannibal'ın gençliğini anlatan bilmem ne bilmem ne. Mesela onlar çok başarılı bulunmamıştı. O yüzden bundan da benim çok fazla bir umudum yok aslında. Çünkü zaten Dexter'da kendi hikayesini çok iyi anlatmıştı. Hani çocukluğunu, şusunu, busunu, neyi neden yaptığını falan. Hani sadece görsele dökülmüş olacak. Yeni ne eklenebilir buraya ondan çok emin değilim. Bana oyuncu kablosu evet. çok ilginç geldi. Seremiş'e gelir hiç yaşlanmamış. Kadın Konuk oyuncu yaşlanmamış olarak yer yani. alacak. Yani yaşlanmış da nazik olmak <laughs> gerekirse yaşlanmamış <laughs> yani... diyebiliriz. <laughs> <laughs> Hayır ama şey gibi düşün yani... Çok az bir fark var kadına. Evet. Ya mesela Alicia Silverstone'a baktığın zaman başka bir artık olgunluğunu evet. almış. O gerçekten şeye duruyor. yani genç kız gibi durmuyor. Sarah Michelle Gellar'da öyle bir şey var ve Christina Milan var. Yani ben Christina Milan'a dair tek bildiğim şey 2000'lerde çıkan EMT evet. EM pop şarkısıydı. Yani bu kadar. Biliyor Başka da kadının var olduğunu bile bilmiyordum. Yanlış, Çok yanlış hatırlamıyorsam ben onu bir süre şey zannetmiştim. Neydi Umbrella şarkısını söyleyen kadın ne? Rihanna, Rihanna zannetmiştim. Sen onu zannetmedin hayır. Sen Netflix'e gelen Cold filmindeki Christina Milan ilk e, çıktığında Christina mi? Milan'ı Rihanna zannetmiştim. Ha. Çünkü bak şu an bakarsanız Rihanna'nın ilk klibine, popüler olmadan önceki klibine Christina evet. Milan'a çok benziyor. Ama şu anki Rihanna başka bir şey. Evet, o zamanki saç modeli falan da evet. şeydi. Doğru, uzun dalgalı saçları vardı. Şey neydi? Mr. Evet. DJ hey, miydi Mr. şeyin adı? Hey, hey, hey. Evet. Please Don't Stop The Music şarkının adı Rihanna. Onun bir pi jazz piyanistinin versiyonu var. Adını unuttum şimdi. He, hemen Onu e, siz de bu muhteşem şeyden faydalanın diye hemen arayıp size kim olduğunu söyleyeceğim. Kafeyinsizde her şey var. Hem haberdar oluyorsunuz hem kültürleniyorsunuz. Jamie Cullum <laughs> diye aratırsanız Jamie Cullum. Jamie. Don't Stop The Music. İlginç bir abimiz. Kafayı yakmış bir abimiz. Diğer işlerini de sevebilirsiniz. Yani konserde... Ben şeyi de beğenmiştim. Ee, hani Promising Young Woman'da Britney Spears'ın Toxic'in de çok güzel bir enstrümantal bir şey yapmışlardı hmm. ya. Hatırlıyor musun onu? O da çok güzeldi mesela. Neyse. Topikten biraz çıktık. Ee, ya kadro su <laughs> dizinin potansiyelinden daha ilginç durduğu için hani bakmak evet. da istiyorum. Christian Slater var. Patrick Dempsey var. Patrick Gibson oynuyor başrolde. E Patrick Gibson da yani aynısı gibi yani gerçekten gençliği gibi duruyor. <laughs> Çok benziyor gerçekten. Bilmiyorum o yüzden ilgimi çekti benim açıkçası. Ben izlerim yani düzenli izleyecek bir dizi gibi değil de böyle şey gibi hani 2-3 bölüm geride kalmıştım şunları bir bitireyim de deyip izlerim. Bu dizide de narrator olacak bu arada yani dış ses olacak. Hı <laughs> hı. O da zaten kendisi. Hayır başkası. Değil mi? Son dönemde çok fazla dış ses duyuyoruz dizilerde. Bir şey My Jane birazdan da haberi vardı. Oradan kopya çekebilirim. Save My Lady Jane. Evet. Onda da onda my Jane. dizinin güzel tarafı narrator'dı. Yani hmm. narrator olmasaydı dizidir çok kötü olurdu. My Lady Jane bu arada dizi. Kampanya Save My Lady Jane. Ee, yani buralar çok görüyoruz şeyde var Bad Bunky'de var. İlginç geldi. Demek ki filmleri kendisi anlatamıyor. Dizileri kendisine artık anlatamadığını yazanlar da fark etmiş. Daha kolay evet. bir yol bulduk deyip bin yıllık şeyi çıkarıyorlar. Evet. Ne zaman geleceğini de söyleyeyim. Aralık 13'te. Bir şey kalmamış. Ve geldik kısa kısa haberlerimize Brian Tyree Henry'nin Tyree. Tyre olduğunu tahmin ediyorum daha çok. Ee, olimpik bir boksöre koşluk yaptığı The Fire Inside'dan fragman geldi. Kadın, o film 5 yıldır geliyordu ya. Ne? Ya 5 yıldır bir türlü yapılamadı o film. Ve nihayet yapıldı gerçekten. Bu ilk tam Me Too zamanında başlamıştı evet. bunun yapımı. Ben hatırlıyorum bunu. Hatta Ice Cube olmayacak mıydı ya bu rolde? Olacaktı. Olmuyor artık. Sonradan o gitti bu kaldı şu gitti falan derken en son 2024'te geçecek inşallah. Allah belanızı verdiğim versin dediğim bir teaser geldi. Steven Soderbergh'in presence'ından. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> kamera bir eve yaklaşıyor presence yazıyor. Allah belanızı versin. Yani sadece presence yazın bir kartona. Bir onunla çekmiştim. <laughs> Gerçekten drone çekiyorlar ve bitti. Ya ben bu, bu film için bu arada heyecanlıyım normalde. E, çünkü farklı bir bakış açısıyla anlatılacak ve hani yönetmeni de yani adamın işlerine baktığın zaman hani farklı farklı türlerde de iyi filmleri de var. En son zaten Logan Lucky galiba şey hatırlıyorum büyük filmleri olarak. ya e, yani Ocean's Eleven serisi falan da var zaten de. Yani orada hani burada hikaye evin içindeki varlığın gözünden anlatılacak hani böyle lanetli bir eve taşınan bir ailenin yaşadıkları değil de o evin içindeki varlığın bakış açısıyla izleyeceğiz. Hani güzel bir twist, güzel bir farklılık yani korku filmlerinde gerçekten aranan bir e, ferah bir nefes diyebiliriz. Ama yani bir şey de gösterin ya. Bir önceki teaser da böyleydi çünkü. Bir öncekinde de böyle bir kapıdan mı bakıyorduk ne bir şeydi gene böyle presence. Bir şey ver artık bana ya. Killer Heat'ten fragman geldi. Dünyanın en iyi oyuncusu Shailene Woodley ile dünyanın, Şayaline. dünyanın en iyi... <laughs> yapan oyuncusu Joseph Gordon Levitt oynuyor. <laughs> gerçekten kadro çok. Iyi. Ya iki tane duygu yoksunu oyun. Yani gerçekten başlarını rolünü paylaştı. İki kardeşin Yunan adalarında yaşadığı bir tatil anı. <laughs> Ucuz diye gitmişler. Ya şöyle... Orada bir aşk üçgeninde kalıyorlar. Kız Yok ya bir şey. İşte biri öldürülüyor. Kızın kardeşi öldürülüyor. Bunun için Joseph Gordon Lewis tamam bir işte de aşk üçgeninde bir tanesi Kız öldürülüyor. Hı. Joseph Gordon Levitt de geliyor. Hı. Yapıyor. Olay nedir kanki diye olayı çözmeye çalışıyor ama aile çok zengin evet. falan filan. Öyle şey. Richard Madden oynuyor bu Biraz arada şeyde. Da. Onu da söyleyelim. Kızım Hiç ama ilgimi şey. çekmeyen bir film Prime Video'ya gelecek iki hafta sonra 26 Eylül'de. Hani dedektiflik hikayelerinden hoşlanıyorsunuz, bakabilirsiniz de öyle birazcık knives out kıvamında bir şey. Ama Joseph gordon şey yani. dedektif olduğu dedektiflik hikayelerinden hoşlanıyorsunuz. Bence ikisi farklı şeyler. Ya evet, Yani doğru. dedektif... Yani en çok göreceğiniz evet. karakter. Yani dedektiflerin zaten hani şey olarak bütün izlediğimiz filmlerde, dizilerde hep böyle <laughs> yapan tiplerdir ya. Bu adamın tek yaptığı evet. şey o hareket ve onu oynatıyorsun. Bilemiyorum. Ya bu adam zaten Fifty Days of Summer'dan sonra yürüdü gitti yani. Şimdi de şeyi Doğru başladı ondan, herhalde. Ee, bebek yüzlü oynamayayım. Kaç yaşına geldim hala çocuk gibi görünüyorum. Hep sakallı böyle. Saçları bir şey <laughs> oynamaya başladı son oynadığı işlerde. Neyse. Zack Snyder'ın Twilight of the Gods'ından fragman geldi. Ben beğendim. Ben Şimdi, beğendim. Şimdi Thor'la savaşan bir kadının hikayesi diye kısaca anlatabiliriz. <laughs> Ama... Benim rahatsız olduğum bir şey var e, bu tarz animasyonlarda seslendirmeler. Hmm. Yani seslendirmeler çok şey podcast dinliyormuşum gibi. Yani hmm. evden bağlanıyorlarmış bana. Hani bir görüntünün üzerine konuşuyorlar. Hissinin oluşmaması gerekiyor. Yani animasyonda konuşan karakterin ağzından çıkıyormuş gibi duymamız gerekiyor. Ama hep Dışarıdan bir ses seslendiriyormuş gibi hani dublajlı izliyormuşum gibi hissediyorum. Ee, tamam. Bu beni çok rahatsız ettiği için ben fragmana da giremedim. Ee, hmm. Dolayısıyla bu konuda yorum yapamam. Belki o filmde böyle olmaz bu arada. Ee, onu bilmiyorum belki fragmanda arkaya müzik ekledik bilmem ne diye belki öyledir sanmıyorum ama. Ben de pek zannetmiyorum. Bu çok umutlu ve evet, imsaflı bir şey su. Zack Snyder'a sürekli laf sokuyorum. Şey olayım istedim. Tarafsız evet. yaklaşma. Neyse Directors katında düzeltirler. Ya ben şey olarak sevdim. İskandinav mitolojisi çok zengin. Ve bu hani Marvel'la beraber asıl böyle e, Hollywood'un keşfettiği bir şey gibi oldu Thor hikayeleriyle. Ama aslında çok daha karanlık. Yani Marvel'ın biz anlattığından. Ve çok fazla karakter var. O kadar ilginç şeyler var ki. Yani onların içerisinde geçen... Ee, hani bütün o Loki'nin işte yarı ölü yarı diri kızı işte Jormungandr'lar şunlar bunlar pek çok hikayeyi de barındırabilecek bir şey olursa çok güzel olacağını düşünüyorum. Ona, on, 19 Eylül'de Netflix'lerde izleyebilirsiniz efendim. Bu da tutmazsa bir daha Netflix'te Zack Snyder işi izlemeyebilirsiniz. Evet artık Army of Dead'dir evet. o şey neydi Angry Rebel Moon evet. da çok kötüydü değil mi? Melissa Barrera'nın Your Monster'ından fragman geldi. O kadar ilgi ilgimi çekmedi ki. Yani güzel olabilecekmiş gibi bir şey olup olmamış. Kurguyla mı filmle ya, mi alakalı anlamadım. Zaten fragman çok evet. uzun. Yani o bir zaten hep aynı tonda devam eden bir fragman. Bir de şey, bir tane özet ya bu şey fragmanda işte işlere dair kısa alıntılar konuyor evet. ya yazılanlardan. İşte Modern bir güzel ve çirkin hikayesi yazıyordu ve evet çok belli oldu. Yani filmin sonunu ben şimdiden söyleyebilirim o fragmandan gördüğüm kadarıyla. Ve çok klasik bir hikayesi var. İşte bir genç kız, işte hayatı çok mutsuz, sevgili sonu terk ediyor yakışıklı sevgilisi. dolabında da bir tane canavar gibi görünen ama çok iyi, çok kafa bir canavar buluyor ve işte onunla yakınlaşıyorlar. Yani okey, hani bu filmin ne anlatıyor yani bu bize? Verdiği mesaj dümdüz şey mi mesela? Yakışıklılığı önemsemeyin, içe bakın mı? dümdüz bu mu yani? Hani bunu bize zaten güzel ve çirkin vermişti. Hani o yüzden anlayamadım tam olarak ne ifade 25 edeyim. Ekim'de sinemalarda olacak buradan doğum günümün perşembe gününe geldiğini anlayabilirsiniz. <laughs> Akşam onda kutlayacağım. Canın sağ olsun ya ben bir şey demem. Ya demezsin. Lon ben bir şey demem biliyorsun içimi atarım. Evet sen içinden evet. içinden böyle vurulursun içe doğru. Lonely Planet'ten fragman geldi. Bu ara hep Yaşı ilerlemiş hanımefendilerin genç beyefendilerle ilişkileri anlatıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yaşı ilerlemiş bir ablanın genç bir erkekle nasıl bir muhabbet kurabileceği konusunda benim aklımda soru işaretleri var. Çünkü ben 20'li yaşlarımı hatırlıyorum. Bence benim 20'li yaşlarımda yaşı ilerlemiş bir hanımefendinin benimle konuşabileceği hiçbir şey yok. Ya yani ilişkimiz sadece seks üzerine olabilirdi. Başka hiçbir konuda <laughs> benden hiçbir şey bekleyemezdi. <laughs> bir de ben şu anda şey gibi düşünüyorum. Ee, Hollywood'un artık birazcık çağın işine birazcık asla karşılık vermesi gibi. Yani bu çağda böyle çok fazla şey diye şikayet ediliyor ya işte erkekler büyümüyor, etmiyor falan. Hani o zaman çocuk erkeklerle bir şekilde yürütmenin bir yolunu bulabilir miyiz falan gibi. Hani kadının böyle bir Çocuk erkeği böyle bir eğlediği falan gibi şeyler oluyor ve çok iyi gidiyor hep de ilişkiler bir şekilde çok mükemmel ilişkiler yaşanıyor yaştan yaşça büyük kadınla yaşça küçük erkek arasında. Ama mesela ben 33 yaşına girmiş bir insan olarak şey net bilmiyorum 20 yaşında biriyle ben bile bir şey paylaşamam ki yani o kadın nasıl paylaştın yani çocuk gibi. Bu arada bir... şey değil Olurum yani. Gelmez falan. Şu anda 20'li yaşlarda insan olan insanlar bizimle bize katılmayacaklardır bu konuda. Ben de katılmazdım 20 yaşlarımda. Şu an birisi bana bunları söylüyor olsaydı. <laughs> <laughs> bir de zaten bu şey yani hani gerçek öyledir öyle değildir değil mesela. O yüzden dedim bana evet. böyle gelirdi. Hani 33 yaşında bir kadın ben böyle hissederdim. 11 Ekim'de evet. eğer bu muhteşem ilişkiyi görmek isterseniz bakabilirsiniz. Yeni Witcher'ımızın başrolünde evet. oldu. Hoş daha çok e, kadının ismi neydi? Laura Dern. Tüh. Laura Dern diye hatırladım Dern. ismini. O yüzden emin olamadım. Ha. O yüzden sormuşum. Neredeyse biliyormuşum. Evet çok evet. yaklaşmıştım. Hoş onunla bir oturup konuşmayı ben de isterim. Evet. Tekrar konuşmak istemediğimizden kısa kısa haberlerde olan When On The Last Dance'den gelen bir fragman daha var. Yani bakabilirsiniz. Yok sayabiliriz. Bu haftanın George RR Martin haberi ise Öncelikle daha önce benim de burada iptal... iptal burada kızmadım galiba. Twitter'da kızdım ve birisi... Şey birisi bana iptal edildiğini söyledi, kızdım filan. Öyle bir şeyler oldu. George R. R. Martin de çok güzel bir işti. Çok eğlendim. Bilmem ne diye açıklama yapmış ve Save My Lady Jane etiketine destek vermiş. Bence de My Lady Jane devam etmesi gereken bir gençlik işi. Gençlik işleri arasında dan bitik sıyrılan bir iş. Çok kırıldım yani iptal edilmesine. ben. Çok kişisel, evet, kişisel mi aldın bunu? Bir atla bir kadının hikayesini hep izlemek istemiştim. <laughs> Ama birisi <laughs> arama geçmiş ve <laughs> bakar da <laughs> Pornhub'da Horse falan diye aradığımı görünce şey olur diye. Ama <laughs> <laughs> bunu niye duydum şimdi? Bana niye bunu söylüyorsun? Ama George R. R. Martin haberlerimizde <laughs> bununla sınırlı değil su. George R. R. Martin demiş ki e, Winds of Winter ve Blood and Fire a. Blood and Fire bu arada Fire and Blood'un devamı Tar Targaryen tarihinin hani devamı abi. onlara onlar için de birkaç sayfa yazdım Allah belanı versin ya <laughs> ya bari bir şey deme ya devam ediyor da ya <laughs> birkaç sayfa yazdım <laughs> ya bir de sana artık yazma bırak tamam ya yeter artık yazma yeter tamam ya olmuyor ya da bir belki de benim yıllar benim burada söylediğim şeyleri de doğruluyor yani Hani başka şeyler yapmaktan vakit bulamıyorum tarzı şeyler söylüyor yani. Çok yatan bir dede ya işte bahaneler uyduruyor yani. Stadel Dayana'dan fragman geldi. Daha önce fikrimi söylemiştim ben sıkıldım artık bu tarz işlerden evet. ve izlemem. Bye. Menendez Brothers'ın hapse atılış hikayeleri herhalde. Hapse atılmışlardı diye hatırlıyorum sonunda. Ailelerini öldürüyorlar ve hapse atılıyorlar. Onun hikayesini izlediğimiz tabii ki Netflix işinden... Fragman geldi Monsters. 19 Eylül'de Netflix'lerde olacak. Çok ilgimi çekmedi yani. Benim de. Çok var aynısı. Çok yani. ilgimi çekmesini istediğim ama fragmanın hiç ilgi çekmediği Leviathan'dan fragman geldi. Ee, bu bir, birinci Dünya Savaşı serisi. Çok kötüydü fragman yani. Evet ya. İlgi evet. çekmesin diye yapmışlar gibi şeydi. 13 Eylül'de Netflix'lerde olacak. Yani bugün. Pardon. 2025'te vizyonda şeyde Netflix'lerde olacak. Nedense altına başka bir dizinin de Netflix'e ne zaman geleceğini yazmışlar haberde. Netflix'te Netflix'in Türkiye dışında ucuza iş yaptırıp başka ne kadar fazla para kazanabiliriz dediği yerlerden Kore'den bir iş daha Uprising'den teaser geldi. Okey. İşte şey şey gibi hissediyorum. Ben bunu ırkçı bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu izlediğimde. Yani sa sallıyorum Neden? Japon işi yapıyor büyük firmalar. Samuray. Evet. İşte Çin'de yok ejderhalı bilmem ne hikayesi. Bana bu tarz şeyler de ırkçıymış gibi geliyor. Ama mesela bize dair de Osmanlı hikayeleri yapılıyor tamam, yani. Tamam. Işte, hayır. Ya büyük bir firmanın gelip yaptığı tek şey bu olmamalı bence Hı. yani. Ya Post o yüzden sanki orada var. zaten kültür elçisi olacağım diye yapmıyorlar ki yani. Dünyanın geri kalanı o ülkeye dair en çok neleri biliyorsa onu kullanıyor işte. Samsung. Samsung'un hikayesini anlatınlar. <laughs> Neyse. Ya bir de Çin hanedanlığını falan mesela zaten ne kadar sömürdüler. Belgeseller evet. üstüne belgeseller işler üzerine işler. İşte bir savaş sonrası karışıklıkta bir hikaye anlatılıyor. Evetler. 11 arkadaşlar. Ekim'de Netflix'te olacak. Ben benim çok ilgimi çekmedi. It's what ins what's inside dan fragman geldi. Ya konu güzel geldi bana ama fragman çok kötü. Evet yani. Yani <laughs> konu. Hadi Yok söyle. Diyordum. Ya konu böyle şey bir arkadaş grubundaki bir kişi bir cihaz yapıyor ve hepsinin zihnini bir anında birbirine bağlıyor ve sonrasında herkes farklı birinin bedeninde kendine geliyor. Arkadaş grubundaki hikaye bu ve bunların kendi içerisindeki dinamikleri işte çatışmaları bilmem ne gibi süreçlerini işliyor anladığımız kadarıyla. Ama fragman o kadar kötü kurulmuş ki yani deli gibi efektler, ses saçma sapan tekrarlamalar, aynı sekansların patatatata geçmesi falan. Yani fragmanı böyle bir dakikasını kısaltsan daha güzel Türkiye'deki Ama bütün film eleştirmenleriyle fotoğrafı olan yönetmenin ismi neydi ya? Gaspar abimizdi değil Merhaba. mi? Ha Gaspar'la evet. E, atanamamış Gaspar filmi gibi gözüküyor evet. fragman. Film nasıl yani kendi, işin kendisi nasıl olur bilmiyorum. 4 Ekim'de. Bana biraz da Taytay'ını çeken kadının Olabilir. da e, işi olabilirdi bu gibi düşünüldü bana. 4 Ekim'de bana. bakabilirsiniz efendim. House of Spoils'dan... Fragman geldi ee, hiç, daha önce hiç ilgimi çekmeyen bu, bu kadar ilgimi çekmeyen bir gerilim işi olmamıştı en azından fragmanın sonuna doğru neler oluyor diye merak ederdim onu bile merak etmedim affedersin. Evet yani ben zaten filmin şeyini de anlamadım bence fragman dinamiği de iyi kurulmamış İlk başta çünkü tamamen bir kariyer hikayesi anlatıyormuş gibi kuruyor. Sonra işte hani hayattaki mi zorluklar gibi. Sonra abi bir de paranormal de bir şey var falan gibi. Son böyle fragmanın bir yerinde onu da atıyor sana. Hani o, o yüzden dengeli bir iş izleyeceğimiz asla düşünmüyorum zaten. Sebastian Stan'in Trump'ı canlandırdığı The Apprentice'den fragman geldi. Nasıl beğendin mi? Ya ben şöyle düşünüyorum. Sebastian Stan yakışıklı diye her şeyi kapatır diye düşünüyorlar. Ama Sebastian ile Donald Trump birbirine asla benzemiyor. Evet. Yani bir insansız sırf yakışıklı diye de bunu Bekleyemezsin, talep edemezsin bir oyuncudan. Yani fragman bu arada güzel geldi bana çünkü görüntüler falan da böyle hani 70'ler, 60'lar, 80'ler falan tadında şeyler var. Çok üzerine düşünülmüş yani ince detaylarına. Ee, ama yani bilmiyorum ya bu filmin amacının tam olarak ne olduğunu anlamıyorum. Hani Trump'ın şu anda gelen bir işi olmasının amacının ne olduğunu. Bir de hani ne kadar sempati duyulabilecek, kurulabilecek bir karakter olabilir bu yolla ondan da emin değilim. Ama ben izlerim yani. The Last of Us'ın da yönetmenleri arasında yer alan Ali Abbasi'nin işi bu arada. Daha önce da Holy Spider diye bir iş yapmıştı. Ama o da çok The Apprentice'in cool. yorumları epey kötü geldi bu arada. İlk eleştirmen yorumları. Bakacağız hmm. artık. 11 Ekim'de izlenebilecek efendim. The Bear'den fragman geldi. Bir korku filmi daha. Bunun fragmanında da hevesle izlemişsindir diye düşünüyorum. Dur o hangisiydi ya? Bu Sarah Paulson'da evet. olan. Tamam. Bunun hikayesi de şu. Bir anne var tek başına şu iki tane kızını yetiştirmeye çalışıyor. Eski bir dönemde geçen Korkutucu bir şey. inek var. Ve köyde bir... Evet korkutucu bir inek var. Daha çok ama şeyi sembolize ediyor gibi. Şu anda işte hani bir köyü çeviren böyle bir toz fırtınası gibi bir şey var. Her şey sürekli tozla kaplanıyor. Dolayısıyla da halk böyle bir tehlike... Uyarısı halindeler işte sürekli bir söylence var işte gri adam gelecek çatlaktan girer bilmem ne falan diye hani böyle söylence halk söylencesi. Ee, onunla arasında bir paralellik kurmaya çalışıyor film boyunca. Şey vermekte çok iyi fragman. Ee, kadın stres altında olduğu için ya da halk stres altında olduğu için mi böyle bir halk söylemcesi çıkıyor yoksa gerçekten ortada bir şey mi varı? eş düşündürmekte, sorgulatmakta çok iyi fragman. O yüzden fragmanın editini kim yapıyorsa bence onu işe alın. Sürekli bunu işe alın yani. Peki. E, evet. bu film Halle Berry'nin çocuklarıyla ücra bir köşede, bir evde yaşadığı ve iplerle evden çıktıkları filmin aynısı değil mi? O da daha o çıkmadı. Filmi Onun da fragmanlarını gördük. İkisi de aynı. Bir, bir evin etrafında ha. geçiyor sürekli bir çocuk bir şey bir kadın ve çocukları O da mı paranormal evet. korku? Ha tamam tamam hatırladım İtle onu çıkıyorlar. da. Çimendeki kurbağa sesine Hı. böyle yapıyordu da kurbağa her yerden gelmeye başladı. Ya bu dönem işi ama Sarap olsun olan. Yani dönemi farklı sadece. Biri modern zaman, öbürü böyle daha köy hayatı gibi. Tek fark o olabilir. Saturday Şu anda hamsi burnu şu an hamsi burnuyla böyle şey laptopun kenarına böyle böyle yaptığı için bir sallandı ekran görüntü kusura bakmayın. Saturday Nightdan fragman geldi. 70'lere mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? 70'lere gidiyormuşuz evet. 70, 70 1975 Ekimine gidiyoruz. Ben doğmadan tam 9 yıl önceye ve Saturday Night Live ile alakalı bir hikaye izliyoruz. Ama her şeyi belki zaman skalımızın orta noktasına yerleştirerek Berk'ten ölçmemiz önce Berkten sonra. Berk'ten önce Berk'ten sonra. Yes. Güzel oluyor bak. <laughs> Bullshit. Berk'ten önce de güzelmiş. Bö. Evet. Bence bundan sonra bu skalayı kullanalım. <laughs> Hoş geldin <Amsi. gülüyor> Bir türkü patlat kızım hadi. 11 Ekim. Evet. Kendi çocuğumun. 15 dakikalık ünlü evet. olma sevdasında. Şaşırtıcı bu aralar hiç kafein ünlü olmak istemiyor. Hayata dair bütün ümitlerini kaybetmiş acaba, olabilir mi acaba? <laughs> Benden geçti artık Kaliteli diyelim. mamasına para veremediğimiz için çok üzgün. Ha. Islak mamasına veriyoruz. Kuru mamasına veremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ekmek bulamıyorlarsa evet. pasta. 11 Ekim'de sinemalarda olacak. Pek ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. Yeni Joker filminden bir teaser daha geldi. Bakmak isterseniz. ama da evet. geliyor ve şeyleri Rotten Tomatoes yorumları o kadar düşük ki ilk evet. gelenlerin. E, bir korkuttu beni ben kötü yani. Kötü olacağını söylemiştim dolayısıyla. Evet e, söylemiştim. Şey yapmak istemiyorum. Ama işte tam olarak neyi kötü yani. ilk film çünkü kötü değildi. İkincinin tam olarak bu kadar kötü olmasını sağlayan şey ne onu merak ettiğim için izlemek istiyorum bir an önce. Ne açıdan kötüsün sen yani. Christopher Abbott'ın Wolfman olduğu... İşten fragman geldi. Tahmin edin ne olacak. <laughs> 17 Ocak'ta e, Amerikalarda sinemaya girecekmiş. Wicked'dan bir fragman daha geldi. Ve son olarak, ya çok hoşuma gitti. E, Will Ferrell'la Will Ferrell ilk e, bu işlere başladığında Saturday Night Live'da yazar olarak çalışan Ne Harper'dı ad, kadının ismi pardon. Harper Steele'in bir road tribine, bir yolculuğunu anlatıyor. Şimdi neden böyle bir yola çıkıyorlar? Ee, adam ilerleyen yaşında kadın olduğuna karar veriyor ve hayatını kadın olarak yaşamaya başlıyor. Bunun üzerine hani ikisi beraber hem kadının bu yolculuğunu hem de toplumun ona bakışı üzerine muhabbet ediyorlar yolda. Benim çok hoşuma gitti. Güzel bir fikir ben olduğunu düşünüyorum. 27 Eylül'de Netflix'e gelecek. Ondan önce 13 Eylül'de sinemalara gelecekmiş ama biz izleyemeyiz diye tahmin ediyorum. Bu hafta izlediklerimizden bahsettiğimiz, bu hafta ne izledik köşemize hoş geldiniz. Buraya da hoş geldiniz. Şimdi öncelikle sen Hellboy The Crooked Man'i izlemişsin. Crooked olarak okunduğunu tahmin İzledim, ediyorum. İzledim Crooked Man. Evet. Crooked. <laughs> yani ben sırf Her Boy karakterini sevdiğim için izledim bu arada. Bugüne kadar Her işi hiç izlemediğim bir film bir şey olmadı. O yüzden bunu da kaçıramadım. Ve çok kötüydü. İyi yani iyi mi değil? Evet, çok kötüydü. yani en herhalde şu ana kadar sinemada gördüğümüz en kötü Her Boy bu olabilir. Bir öncekinden bile kötü. Ama sen sinemada görmediğin evet. için rahatsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve yani filmin bütçesi falan herhalde böyle şey bir asgari ücret kadar evet. falan herhalde. Hiçbir şey için para harcanmamış. E, o yüzden ya yani o kadar kötü görünüyor ki hiç zaman kaybetmeyin derim. Sırf hair Boy, manyak gibi benim gibi seviyorsanız izleyebilirsiniz. Ama tavsiye etmem yani ne yazık ki. 4 falan veririm. E, ben de Idea of You'nun büyük bölümünü izledim. E, oyun oynuyordum. Mola verdiğimde duygu... Hı. Onu izliyordu. Ben de yanına oturdum. Bitirdim onunla beraber filmi. İlk başındaki bölüme hakim. Tanışma bölümlerine hakim değilim sadece. Dolayısıyla onu düşünerek yorumumu şey yapın. Abi bu kadar saçma sapan ilerleyen bir şey görmedim ya. Her şey böyle oluyor. Bir şeye karar ver, ilişkiye karar veriyor. Hemen artış, hemen bir sahne sonrası çocuklarla olur mu? Olur diye karar veriyorlar. Hemen ilişkideler bir şey oluyor. İşte ben seni 5 sene sonra bulurum. He, sen yine de hayatına bak. 5 sene sonra neler olur belli olmaz. Bir sonraki sene 5 sene sonra şey. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Hiçbir şey olmuyor ya filmde. Filmin yani işte bir saatlik bölümünü izledim herhalde. Bir saatin yarım saati zaten çocuğun şarkı söylemesi ya da dans etmesi, 15 dakikası öpüşmeleri, geri kalan 15 dakikada hikaye var sadece. Geçim. Benim film hakkındaki yorumlarım bu. Ben bu filme 5 veriyorum. O da sadece en Hathaway'in e, ağzı sebebiyle. Çünkü çok komik oluyor. Şimdi bunun perçemleri şuraya kadar düşüyor ya. Büyük büyük gözlük evet. takıyor. Hı -hı. Çarşaflı gibi gözüküyor sürekli. Sadece gülüşü gözüküyor böyle. <laughs> Smile filmi afişi evet. gibi öyle. <laughs> Sen Trapi izlemişsin. Aslında ben de Trapi izleyecektim. Onun evet. yerine hata yapıp Borderlands. <laughs> Onu da izledim ben. Onu listeye evet. eklemeyi unuttum. Onun üzerine beraber evet. konuşuruz. Ee, trap. E, ya Ben iflah olmaz bir şayamalan e, inançlısıyım. Yaşlısı. Neden bilmiyorum bu özelliğimi. Evet yani yoluna baş koymuşum adamı ve yaptığı her iş çıktığında güzel olacağına inanıyorum bir sebepten. Yani bu özelliğimi nerede nasıl kazandım bilmiyorum. Ama böyle bir özelliğim var. Ve zaten Şayamalı'nın işlerine hakimseniz şunu bilirsiniz. Adamın işi twist. Yani twisti iyiyse filmi tutar, twisti kötüyse filmi tutmaz. Ve her filminde de twist yapma huyu olduğu bilindiği için en baştan zaten twist bekleyerek izliyorsun filmi. Neyse ya film ya bir, yer, bir yerinde sabit kalsa orada dursa güzel olabilecek potansiyele sahip. Ama akışı ve o hikayenin gidişatı o kadar saçma yerlerde devam ediyor ki. O kadar anlamsız yerlere gidiyor ki yani. Hani çok büyük bir potansiyel harcanmış gibi geldi bana. Çünkü güzel bir film olabilecekken... ...hani Shyamalan'ın bu ben ille de ters köşe yapacağım çabası yüzünden... Yani bir şey filmi. Sonunda. Yani anlattığın şey bana bunu... Ya öyle demek istemiyorum. Bak ben sevdiğim <laughs> şeylere toz konduramıyorum. Benim için zor onu itiraf etmek. Öyle diyemem ben. Sen de. Yani. Bakalım ben bu hafta izleyeceğim. Ben... Ya bu arada şey, neden evet. izleyemedim Normalde alt veririm, alt, hem Trap'i hem Borderlands'i izleyecektim. Abi hı hı. hard diski attım burada oturarak izlemeyeyim dedim. Götbel ağrısından şey olmayayım. Koltukta oturarak tablete şey bilgisayardan izlerim. Abi Mac bilgisayara hard diski bağladım okumadı hard diski. Şey hı. olarak bile görmüyor yani hani... Şeyden diye düşünebilirsiniz. Açamıyorum, Açamıyorum falan yani. diye. Görmüyor. Hiç yokmuş gibi davranıyor. Disk utility açıyorsun. Hiç <laughs> yok. iPad'e <laughs> taktım. Çalıştı abi iPad'den. Bir gün sonra iPad yani. O günü kaybettim. Bulamadım bir çözüm. Ertesi gün iPad'e takınca Hı -hı. çalışınca iPad'den şeyi izledim. Borderlands'i izledim. Borderlands. Nasıl buldun? <laughs> ben şey olarak izlemedim. Hani bir film izliyormuşum gibi izlemedim sorunun ne olduğunu ve yani herkes çok kötü dediği için e, bunun sorunlu bir film olduğunu düşünüp sorunun ne olduğuna baktım. Bence sorun yönetmen ve kurgu. Ya bence sorun oyuncuların bile kendilerinin o filmde olmak istemiyor olması. Onu da yönetmen daha. olarak düşündüm. Hani herkes hani herkes o kadar çabalamadan yani, devam herkes, ediyor ki. Kimse yani. o filmde değilmiş gibi. Yani asıl ya karakterler birbiriyle konuşmuyormuş da e, hepsi ayrı ayrı kaydetmişler birleştirmişler evet. gibi böyle e, kurgu ya biraz arada yani böyle bir, bir, bir saniye kesse çok güzel olabilecek bir sahne kesilmemiş atlıyor bir yere duruyor orada falan böyle oh. çok cool olacak sahne garip oluyor falan böyle dolayısıyla ya ben bu filmi kim çekse bu filmi gayriçi çekse aynı Hı -hı. senaryoyla aynı oyuncularla Hı -hı. bu filmin iyi olacağına inanıyorum. Bak çok iyi. Ben de Mad Max'in yönetmeni Neyin? kimdi? Bak o Chex, Mad Max'in yönetmeni kimdi? Ya mesela George Miller çekse de olurdu evet, bence olurdu. bu filmi. Çok daha iyi olurdu. O yönden haklısın ama bilmiyorum karakterlerle oyuncular da uymuyordu bence. Uyabilirdi de yani işte daha bir birliktelik olabilseydi karakterler tek başına okey. Yani mesela ben ben şey bana çok sırtacakmış gibi düşünmüştüm. Kate Yok Blanchett. adamın ismi neydi komedyen? Kevin, Kevin Hart bana çok sırtacakmış gibi gelmişti. Sırıtmadı. Yani hı hı. böyle sürekli ince sesle bağıracak şey olacak. Sadece o fragmanda gördüğümüz kötü espri sahnesinde onu yapıyor. Onun dışında yapmıyor. Dolayısıyla hani olabilirmiş hissiyatı hissetmesi benim çok sinirlendiriyor. Çünkü milyonlarca dolarlık bir iş yapıyorsun. Ve onun böyle sonuçlanması çok inanılmaz bir şey ya. Ve hiçbir şey olmuyor. Zaten çok kötü battı işe Ve hiçbir şey olmuyor ya bu insanlara da. Geliyor bu filmi çekiyor. Sonra gider. Eli Roth bu arada çeken herif de. Yani sonra gider. Bir işte korku filmi çeker bilmem ne. Hemen herkese o ne güzel çektin filan diye devam eder. Evet biraz öyle olur. <laughs> Sinirlendim gereksiz bilmiyorum ama yani saçma geliyor. Yani sen öyle bir durumdasın ki adamın hapse atılması lazım. Ya şimdi falan düşünürsen ki, bu fi... bunlara bir şimdi şey olmuyor. Ne filmin olacak budgetını ki? bilmiyorum. Bayağı yüksek. Ben bakmıştım ona. Çok yüksek. 100, 120 milyonmuş. Gerçek bacitı 300 350 milyon minimum. Reklam bütçesi evet. şey, bu çok fazla yaptıkları için reklamı 400 falan da olmuş olabilir. Ya 400 milyon ya. Bunu mu yaptınız yani? Ya dört paralel. tane film demek, evet. dört tane böyle film demek normalde sallıyorum Çanakkale Köprüsü'nü yaptırmamız gereken fiyat ama daha fazla ya yaptırıyoruz diye ya. işte o fiyat. Yani öyle bir şey yapabilecekken adam Borderland yapıyor. Yani bu filmi yapıyor. Çanakkale Köprü yapabilecekken bu acayip salladım kadar. da ben ne kadar büyük olduğunu şey yapmak anlamında Anladım. söylüyorum. Şey olarak bakmıyoruz işte film batmış ha falan diye geçiyoruz ama ya bu paralar çöpe gidiyor ya. Eli Roth bundan sonra film yapamamalı. Eli Roth'un zaten bir önceki işinde Green Room mu? Çok saçma bir şey korku vardı. filmi mi vardı? İşkenceli bir gore filmi vardı diye hatırlıyorum ben de. Bakıyorum hemen senin için. Sanki. Thanks, evet. Thanksgiving vardı. Horror Mystery, Teen Horror, doğru. Slasher Horror. Evet Slasher tamam doğru doğru. Black Friday Ride. Green Room'u Eli Roth'a şey yapmam evet. yalnız. Onun çekebileceğine inanmam bir yandan. Da. Watchmen Chapter One'ı izlemişsin. Evet. Ya ben Watchmen'i çok seviyorum. Ee, filmini de Snyder'ın çektiği filmini de çok severim. Ee, hani biraz böyle o Watchmen evrenini daha bir şey yapar mı? E, açar mı diye düşünmüştüm. Öyle değilmiş. Sadece filmi animasyon yapıp iki bölüme bölmüşler. Yani sadece aynı filmin yarısını animasyon olarak Hı -hı. izliyorsunuz. Ama okey yani hani gene tamam yani. Hadi bir de böyle izleyelim gibi bir şey. Hani isterseniz izleyebilirsiniz. Ama ana filmi, gerçek filmi izleseniz daha iyidir. Ben onun dışında bu hafta Beetlejuice, Beetlejuice'u izledim. Nasıldı? Çok kararsızım. Şimdi 90'lar filmini, 90'lar değil 80'lerin 89 muydu film neydi? Neyse her neyse. O filmi çocukken izlediğimde ki hisle izleyemiyorum tabii ki şu anda. Ama ben bu, bu kadar fazla karakter olup o karakterlere hiç hani hakkını veremeyen işleri sevmiyorum. Hani e, bir event filmi zaten süresi de her filmin bence olması gerektiği süre bir buçuk saat. O sürede hikayesini anlatıp bitiyor. E, güzel bir Beetlejuice hikayesi mi? Okey. Ama yani şey neden var orada? Monica Bellucci neden o filmde? Yani Monica Bellucci'yi sorgulayamazsın ama belki yani başka bir örnek var. Onun olmasından çok filmdeki. memnunum. Ama neden orada? Yani neden başka filmde değildi de orada? Yani sallıyorum Mission Impossible'da oynuyor olsa Monica Bellucci bir sonraki filmine bir Beatles'a katkısı da o kadar olur. Yani bu filme katkısı ne? E i̇sim. Yani işte bazı yani karakterlerin hikayeleri çok ya hikayesini beğenmedim ben. Yoksa Winona Ryder'ı beğendim. Winona Ryder'ın e, üvey annesiyle kurulan ilişkinin ilişki hoşuma gitti. Winona Ryder'ı hala goofy, aşırı goofy yapmış olmaları biraz yani, tercih meselesi. Jenna Ortega gibi birisi var elinde mesela. Kullanamıyorsun çok iyi. Onun hikayesini güzel anlatamıyorsun. Bir önceki cümlemin üzerinden yaklaşık yarım saat geçti. Yani <laughs> yine kayıtta sorun yaşadık. İnşallah... Sun'un görüntüsü çok kötü değildir. Backup'tan kullanacağım Sun'un görüntüsünü çünkü. En azından sesi iyidir inşallah. İnşallah. Şimdi daha düzelmiş olsa gerek size. Yani umarım güzel ee, esprilerim kaybolmamıştır benim kalitesiz görüntümde ya. Çok üzülürüm öyle olursa. Yani beni görmeyen ama bana O kadar ama güzel gülü... ama. Sen ne anlarsın? Yine de. Neyse. Beetlejuice'da kalmıştım. Evet. Eee. Bir de, bu arada etkilendiğim bir şey var. Görsel olarak çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani yine aynı şeyleri gösterip günümüzde bile göze batmayacak şekilde görsel efektler ve pratik efektler kullanılması çok hoşuma gitti. Tim Burton'cumu tebrik ediyorum. Ama Tim Burton'ın henüz günümüze ulaşabildiğini düşünmüyorum. Yani bu filmde de yine geçmişte yapıyormuş gibi bu filmin bir, biraz işine gelmiş olabilir bu, Evet. Ee, bizlercius olduğu için. Evet. evet ama normalde çalışmadığını düşünüyorum bunu. Neyse genel olarak eğlenceyiydi yani Beetlejuice her sahneye çıktığında her perdede gördüğümüzde eğlendik genel olarak. Ama dediğim gibi yani mesela sallıyorum e, neden örnek verebilirim? Top Gun ve Top Gun Maverick izledik mesela. Hı hı. Top Gun Gun Maverick Top Gun üzerine koydu. Ama bu film koyamıyor. Bu film sadece sıradan bir devam filmi olabiliyor. Ben 6 veriyorum. Sevgi, Beetlejuice Beetlejuice'a bakalım Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice, Beetlejuice filmi olacak. nasıl olacak? Kesin gelecek çünkü. Bence de. Yani zaten ilk filmin yani isminin zaten bence Beetlejuice Beetlejuice olduğu andan itibaren o biraz belli bir şeydi. Yani. Evet. Bu bir evet. üçlemeye dönecek. Başka bir şey. Rings of Power'ın <laughs> bir bölümünü daha izledik. Bilmiyorum yani şimdi daha önce bir kere çektiğim ama teliften dolayı yayınlayamadığım destekçiler özel incelemeyi tekrar çekmek için oturmak istiyorum. Hı hı. Ama yani o kadar karışık ki aklım. Ben izlediğim şeye bakıyorum, bir de internette yorumlara bakıyorum, sizin bu videonun altınaların altına yaptığınız yorumlara bakıyorum. Kafamda birleşmiyor yani farklı bir şey izliyormuşuz gibi hissediyorum ve kendimden şüphe etmeye başlıyorum izlerken sallıyorum işte elfler neden e, yürüyerek gittiler şuraya filan diye bir muhabbet dö dönüyor işte daha önce atla gitmişlerdi de Burası neden efendim, şimdi yürüyerek gittiler at yoktur da hayır daha önce atla gidenlerden haber gelmedi geri dönmediler bir şeyden şüpheleniyorlar dolayısıyla ana yoldan gitmek yerine hani ormandan carçurttan şey gidiyorlar, o yüzden atla gitmiyorlar. Bunu yüzüklerin efendisi filminde de gördük. Ya neden Semle şey, Frodo ana yollardan atla gitemediler şeye, yüzüğü yok etmeye? Ki ona rağmen bile ne kadar tehlikelere girdiler, ana yoldan uzak durdukları halde. Bir de öyle düşün. Yani bir tuzak olduğunu düşünüp ona göre bir şey yapılıyor yani. Ee, sallıyorum işte de daha önceki bölümde konuştuk bunu ama. Daha önceki bölüm yani şey, Galadriel neden Sauron ismini hemen söylemiyor? İşte sanki Saurona aşık diye söylemediğini insanlar düşünmüşler. Ama halbuki Sauron'un hayatta olmasının sebebinin kendisi o, bu işin büyümesinin sebebinin kendisi olduğunu düşündüğü için bir tereddüt ediyor filan böyle. Bilmiyorum. Yani izlediğim şey insanlar ya çok iyi bir şey izlediğimizi söylemiyorum ben zaten. Ama izlediğimiz şeyle insanların anlattığı şey arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o beni biraz geriyor. İnceleme çekmek de geriyor. Destekçilere özel olsa da e, neyse bakalım. Artık 5. bölüm oldu. Bir video çekeceğim, yayınlayacağım. Sen de söz verdin bana izleyeceğim. Sen, sen ilk sezonu izlemiş miydin? <laughs> ya çünkü şeyi test etmek istiyorum. İlk sezonu izlemeyen biri ikinci sezondan başlarsa ne düşünür onu çok merak ediyorum. Ha, onu ben sağlayamam ama ben ilk sezonu izlemişim. Evet. Aranızda izlemeyen varsa ilk sezonu. Berk için böyle bir deneye ne dersin? Evet. Geçtiğimiz bölümde de söyledik. Hatta birine bu görevi yüklemiştim bile yanlış hatırlamıyorsam. Yeni Berk. Ama mı? lütfen yok. Ha. Onlar falan yok. Herkes bizi terk etti. Yeni Berkciğim bana mesaj atıyor ya arada. Ama işte sen sensiz olanları izlemeyen insanlar var. Öyle yorum yapıyorlar, ben de siliyorum haberleri olsun yani. Evet, Birini bir överken bir laf söyledim, diğerini görmemek yani. lazım. Evet, evet. Ee, şey, bu arada Af Bey ile Minyonizm evleniyorlarmış. Gerçekten. Neredeyse değil. ağlayacaktım davet düğün davetiyesini görünce ya. kendilerine bir ömür boyu mutluluklar ya. diliyorum. Ay, bir ömür mutlu olsunlar ya. Çok mutlu oldum. Acaba acaba bizim sayemizde mi tanıştılar yoksa? galiba yanlış hatırlamıyorsam minyonizm Af Bey getirdi ya da Af Bey minyonizmi getirmişti diye hatırlıyorum. Af Bey hep vardı galiba. biz kanal Af Bey'in çevresinde kurduk evet. O hep vardı evet. gerçekten. Özellikle Twitch'te. <laughs> Daha çok öyle. <iyi. gülüyor> çok sevindim çok mutlu oldum. Bir ömür mutlu olsun. Evet. Bana. Evet, balayın İngiltere'ye gelin dedim. O, onlar düğüne davet edince. <laughs> Nasıl gideyim ben burada? İşsiz güçsüz insanlarız. Evet, doğru. Yoksa fakir gidendik. fakir Berk. Evet. O zaman soru yorumlarınıza geçiyoruz. Dilara Taşçı demiş ki kanalı 4-5 yıldır aktif izlememe rağmen daha önce hiç yorum yazmamıştım. Ama Berkin bir kız babası olursa seçeceği isimler beni tetikledi. Lütfen çocuklara böyle kötülükler yapmayalım. Ne dedin? Şimdi daha önce sen duymuş muydun hatırlamıyorum. Kara koymayı düşünüyordum. Tamam onu hatırlıyorum. Böylece Kara gün olacaktı. Ve çocuğa da Türkçe anlamını uzun bir süre söylemeyecektik. <laughs> ya bir çocuğa Karagün adını ko koymak gerçekten <laughs> vicdansız mısın? Daha sonra da şimdi derdi de Ayla düşünüyoruz. İzla diye yazılan Ayla. Mantıklı ee, aslında bayağı şey. Ben de işte şey yapacağım. Ayla'nın yapımcısından diye her videonun başında. <gülüyor> <gülüyor> ya of hayatımda duyduğum en baba temalı de çok ya. Yani. Ama diğer taraftan bunun is, is, isim güzel bence. İsim güzel de yani. Bence şaka da güzel. O çocuk olduktan sonra bu espriyi yapmak güzel bence. Kötülüğünü kabul etme. E, o zaman Duygu da mı Aylin'in yapımcısı diye? Sen evet, bari yürütücüsü -producer. ol. Yani. Biriniz yürütücüsü -producer. olsun bari ya. O yürütücüsü olacaksa Duygu olur diye. Executive producer Duygu olur. <laughs> hiç, hani sanki Duygu'nun daha mı çok bu yapımda emeği geçmiş oluyor ama ya. Project manager olur. Böyle böyle kadın stajyeri, interne kadar düşünecek. E zaten filmlerde de en çok işleri onlar yapıyor. Ayla'nın yapımcısı ve Ayla'nın interne olarak. Şey keeper olur. Ee, şey hataları, devamlılık hatalarını. Bakalım. O da doktor mu oluyor? Devamlılık hatalı. Sanki evet o bir hemşire ve doktorlar oluyor evet. Bu arada Dilara'cığım üzüldüm. Ee, lütfen daha fazla yorum yap. Bu videoyu eğer dinliyorsanız ya da izliyorsanız siz de yorum yapın lütfen. Daha fazla evet. yorum hem bizim hoşumuza gidiyor hem daha fazla insanın görmesini sağlıyor videoları. Ama yani hem de fikirlerinizi yorumlar yapmayın bu şekilde evet. dışlayıcı. Belki de yorum yapıyorsunuzdur biz görmüyoruzdur. Daha önce kıran bir yorum yaptıysanız engellemiş olabilir. <laughs> evet. Kimseyi dışlamayın öyle laflar söylemeyin kimseye. Evet. O yorumun üzerine Ceko Hasanov demiş ki ben de her zaman ismimi kendim seçmek istemişimdir. Gerçek ismim Orhan. Bu arada seçebilirsiniz, İsim değiştirebiliyorsunuz e, yasal olarak. Bunu yapabilirsiniz. Ben, Bu bir hayal değil. Burada ben burada farklı bir isim kullanıyorum mesela yasal olarak hala Berk günüm. Ne kullanıyorsun? Ama Bek. Evet. Bek kullanıyorum. Doğru, sen Bektin doğru. Bekgan. Yani sırf isim değil, soyadı da farklı artık. Hadi bakalım. Mücahit'e selamlar. Yavuz demiş ki Murat sönmez güzel açıklamıştır. Rings of Power dizisindeki birçok göze hoş gelen sahne arda arda gelen güzel kendi içinde etkileyici başta görünce wow diyorsun sonra bağlamdan ko kopuk mantıksal anlamda altı boş işlerin alakasız klipler gibi. Katılmıyor. <laughs> Bu kadar. Yani böyle düşünmenize hak veriyorum hı hı. ama neden düşündüğünüzü anlamıyorum. Mesela burada bir örnek vermiş Isildur'a saldıran yaratık sahnesi gibi. Neden bağlamdan kopuk? Yani orada bir yerde gidiyorlar ve bir yaratık saldırıyor. Neden saldırıyor bu? Diziyi doldurmak için dizi çünkü film değil ya bu. Hani bir buçuk saatte, üç saatte olup bitmiyor. Bunu sekiz saat yapmaları gerekiyor ya. bir şey olması lazım. Yani o yüzden sallıyorum. Bir aşk yaratmaya çalışıyor. Bir tension, tansiyon yaratmaya çalışıyor karakterler arasında filan. Hani kitapta olmayan şeyler eklemeye çalışıyor ki hikaye daha genişlesin diye. Buna Böyle olmamalı. Şöyle genişleyebilmelisiniz. Ona hak veriyorum. Ama bunları yani sallıyorum şöyle hikayeyi genişletebilirler. Nasıl mesela? Kimseden böyle bir şey duymadım. Herkes neden bu eşli bu kadın aşıklar birbirine dedi. E aşk sahnesi koyması gerekiyor hikayeye. Ya yani birisinin arasında bir e, dramı bir şey eklenmesi gerekiyor. Kime eklensin mesela sizce? Ama ya biraz da şey diyeyim ama. Onu söyleyen yok. Aşk sahneleri de yani çok fazla ikili arasında aşk diye olduğu biraz yok mu? Kötüydü ona bir şey demiyorum. Herkesin bir kraşı, bir flörtü, bir şey var bütün orta işte evet, evet. dünyada. İkinci sezonda yok. Hı. Yani hafif var. Sevilebilecek ölçüde var. Rahatsız etmeyecek <laughs> kadar aşıklar. Yani yine yine biraz rahatsız ediyor yani hiçbir şey olmadan aşık oluyor filan birine Tabii. etkileniyor bilmem ne ama dersin ki gençtir. Kanlık deli akıyor. Baş kafasıyla düşünmüyordur. E filan ona okeyim yani. Orta dünyada yani kadın etrafta kadın yok. Orklar filan dolaşıyor. İlk gördüğü kadına tabii ki. <laughs> eski dönem Seni seçtim diyorsun. Ömrüm boyunca onu seviyorsun. <laughs> ee, aynı şekilde Yavuz demiş ki şu arada giren eski videolarınızdan toplama klip çok hoşuma gidiyor. O da Berk'in ustalığı işte. Senin birisi şey demişti. Onu hemen bu araya Sıkıştırayım. İşte filmmaker ya. Evet. Sen oku. Fark ya sen. her programda yazacağım unutuyorum. Şu manifaturacılar vardır. repliği bir bölüm numarası alabilir miyiz? Ya o hangi bölümdeydi hatırlamıyorum ama neyin üstüne söylediğimi hatırlıyorum. Ee, bir diziden bahsediyorduk. Bir film mi dizi mi ne? Senaristlerinden evet. ve işte böyle bir ara çok fazla kırmızı oda bilmem ne falan gibi psikologların yazdığı diziler vardı. Evet. Belki de ona dair bir şaka yapmıştı. Ben de işte hani evet biraz da farklı meslek grupları yazsın gibi bir şakayı sürdürürken evet. onu söyledim. Manifaturacılar vardır diye. Evet. Ee, yani çok absürt olduğu için tek başına onu koyduk jeneriğe de. Aslında normalde böyle bir hikayesi vardı yani. Manifaturacılar ve sinemanın buluşma noktası Subaha'dır. Evet. Ee, Murat Dedeoğlu da Lord of the Rings ile alakalı bir yorum yapmış. Ece hayır ya filmler değil kitaplar benim için önemli olan. Filmleri de yüzlerce izledim ve çok severim ama benim için kitapların yüzde biri etmez filmler. Beklediğim şey ise Tolkien ve evrenine uygun ve mantıklı bir hikayenin anlatılması. Kitaptaki her şey diziye uyarlanmaz buna lafım yok. İkinci çağ ile ilgili yazdığı şeyler ortada. Olayları detaylı olarak yazmış adam. Sadece karşılıklı diyalog konusunda eksiklikler vardır. Onları da izley Öyle olmaz işte abi. Yani adam yazmış onları aktaramazsın. Öyle bir şey değil sinemaya uyarlamak. Diziye uyarlamak. Sinemaya uyarlamada belki kotarabilirsin çok kısa zamanın var diye. Diziye uyarlarken yapamazsın onu. Ya yani bir kitabın anlatım tarzıyla dizinin anlatım tarzı şey değil. Yani o kitabı birebir uyarlasan diziye sadece diyalog yazarak hiçbir karakteri sevmez kimse. Dizide farklı bir şey yapman lazım. Ve diziyi izleyen insanlar da kitabı okumuş insanlar da aynı kişiler değil. Yani kitabı okumuş kaç insan var? Hadi çok abartarak 15 milyon kişi okumuş olsun dünyada. Çok abartarak diyorum bak. Çünkü son 10 senede 150 bin tane satıldığını biliyorum. Yani dolayısıyla kitabı okuyan insanlara yapılmıyor abi. Siz kimsenin, num yani kitabı okuyan insanlar kimsenin numrunda değil. Neyse yani benim hedef kitle siz değilsiniz. Onu söylemek istiyorum. Her işte de aynı şeyi söylemek zorunda <laughs> olmayı da hiç sevmiyorum ama. Şeyi ha hak veriyorum yani bu isyanla yanlış anlaşılmasın. Sadece hedef kitle siz değilsiniz ve Öyle dizi olmaz. Belki yeterince kafalarına vurdun bence sizi önemsemiyorlar artık. Devam edelim sonraki. <laughs> Sen kimsin? Siz, siz <laughs> değilsiniz yani. Artık lütfen yani ne ne bu cüret falan dedik. Ee, ve Yavuz Dayıoğlu'na yoluna bağlanıyoruz. 300'ü kralı isp ispiyonlamaya giderken at sırtında Sauron Halbrand haberi için yürüyerek gidiyorlar. Hani bu işte belki biraz önce açıkladığı şey kapsamında değerlendirilmesi gereken. Evet. şey tak diye varsalar zaten çok da bir keyifli bir hikaye olmayacak her şey hızlı hızlı hallolsa hayır bir tarafta gidilen yerde şüpheli, şüphelenilen bir şey var hı hı. diğer tarafta şüphelenilen insana güvenli olduğunu düşündüğün yere gidip haber veriyorsun yani ikisi aynı şey değiller e, Can Balaban demiş ki Ayla'nın muhtemel yapımcısı ve muhteşem görünen kadın bu güzel bölüm için teşekkür ederim Ece'nin güzelliğini takdir edilmesi beni her zaman mutlu eder Evet. Ailenin muhtemel yapımcısı da güzelmiş. Acaba video başlarında yazsam mı? <laughs> evet, ama muhtemel. Evet, muhtemel. Ayhan demiş ki izlemeye başlarken ve daha bir şey izlememişken tek beğeni attığım kanal ve tek beğenerek izlediğim kanalsınız. İyi ki varsınız. Teşekkürler Ayhancığım. Teşekkür da sana selam çakmış. Doğayen'in ta kendisiyim demiş ki acaba Michael Keaton gibi bu haftanın adı değişecek mi? <laughs> bir ara değişecekti sonra değişmedi, kaldı. Zaman akarken... Bulamadım çünkü. Ha. Kimse tavsiye vermedi. Hiç mi tavsiyeniz yok bu haftanın adı ne olsun ya? Biriniz tavsiye verin. E, Doğa Yenita kendisinin şiiri kısa onu okuyayım. Acaba Michael Keaton gibi bu haftanın da adı değişecek mi? Zaman akarken her şey bir muamma. Kim bilir neyi gizleyecek? Kim bilir kim neyi izleyecek? Ece zaten her haliyle güzel. Gözlerinde bir ışık, gülüşünde baharın en derin sesi. Kelimeler dökülürken bizden anılarla süslü, bu anılar kaliteyle dokunmuş, zerafetle örülü. Her ne olursa olsun buradayız işte, birlikte geçiyor zaman, isimler değişse bile. Teşekkür ediyoruz bu güzide için. Teşekkürler. Niye kendi yanaklarını okşatıyorsun? <laughs> selamlar. Hı. Filip demiş ki, ay yanaklarımı okşamıyorum, kulaklık <laughs> çıkıyor, içeri sokuyor. O senin şey, intihar kulaklığın mı o gene? Yok bu Başka kulaklık. Ha. Kulak içi kulaklık. Ha, anladım. Fırt diye çıkıyor. Ee, Filip demiş ki ailecek ilgili takip ediyoruz. Videolar için teşekkürler. Brighton'dan selamlar. Brighton'a selamlar. Murat'la demiş ki Martin'de tam bir dönek. Kitab kitabı çıkartmadan söyledikleriniz söylediklerinizlere önemi yok. Göreceğiz bakalım nasılmış sonu dedem. Çok haklı bir isyan. Yani yalanlar dolanlarla dolu. Brighton nasıl bu arada ben onu merak ediyorum. Philip George Morgan bir sonraki videoda söyleyebilir miyim? Mesela şu an nasıl? Hava nasıl oralarda? Üşüyor mu? Üşüyor. Musun? <laughs> Burada 10 derece. Orada o şu an 17'ymiş. Yalan söylemişim. Ama akşam 8 derece falan oluyor Burada şu anda. Burada 25 derece Ayvalık'ta. Orada Brighton'da nasıl? Deniz kenarında. Dika 186 demiş ki trenimi beklerken yine eşlikçim olarak yetiştiniz. Deadpool 4'ün çekeceği ve yine yine Hugh Jackman'ın oynayacağına dair bir haber gördüm. Bir sonraki bu haftaya kadar bu haberin yalan olmasını umuyorum. Ama şaka maka adamı mezara kadar oynatacaklar. Bıkacağız gibi. E para. Bilmiyorum ben görmedim öyle bir haber. Ya bence zaten bu adam Wolverine'den bıktım yeter falan deyip bıraktıktan sonra Deadpool için döndüyse bence gelecek anlamda da iş garantisi olan bir şekilde gelmiştir. Tek bir film için o kadar sözünü çiğneyip de geleceğini zannetmiyorum. Bence büyük bir para ve büyük bir iş anlaşması var. O yüzden hiç şaşırmam. Yüzümdeki ışık arttı mı? Çünkü tam bu saatte saat 5'te güneş karşıki binanın camından tam buraya yansıyor. <laughs> yani şu gördüğünüz bak şu karanlık şeyden gelen. Bir şey flash Oradan gelen ışık çünkü bu. diğer ışığım burada. <laughs> Çok ilginç. Kelajeti demiş ki sizin yorumunuzu henüz dinlemedim ama dün gece Beter Böcek 2'ye gittik ailecek. İlkinin yanında bu tamamen saçmalık olmuş. Sinema paramız çöp oldu. Ama en çok bu kadar hoş hatırası olan bir filmin devamının içine ettiklerine üzüldüm. E, ailecek dediğinin arasında eğer bir çocuk da varsa ben o çocuğun ne düşündüğünü, filmi beğenip beğenmediğini çok merak ettim. E, yani bir Çünkü mesela bizim Beetlejuice'u izlediğimiz zaman da daha genç bir ...yaştaydık ve çok beğenmiştik. Belki de o çocuk da... ...çok beğenmiştir eğer bir çocukla izlediysen. Onu da bize chatte... ...şey yorumlarda bildirirsen seviniriz. Serdar soyadı... ...kap olan bir arkadaşımın çocuğu oluyordu. İsim arıyorlardı. Ben de Mat... ...veya Pi ismini önermiştim demiş. <laughs> Galatasaray'da koyabilirdin. Her transfer bildirimi. Galatasaray kap. Galatasaray kaptan haber geldi mi? <laughs> Yok matkap güzel. Ee, Hakan Öksüz demiş ki kafeinsiz abi doğru söyle. Gerereme George Arar Martin sanırım. Sana borç taktı evet. değil mi? Öyle ya da böyle Martin o yazıdaki tüm söylediklerinde sonuna kadar haklı diye upuzun bir savunmaymış bu. Ben fark etmemişim uzunluğunu. Bana söylediklerinde haklı olması ya da haklı olmamasını tartışmıyorum ki ben zaten. Ee, bu arada Can Balaban'da şöyle bir not düşmüş bir upuzun yorumun sonuna. Bunun tamamını okuduysanız gerçekten işinizi çok sevdiğinizi düşüneceğim kanalla ilgili işinizi. Ben okudum tamamını. Ben okumadım tamamını. Ee... Ben misafirim. <laughs> o sevmiyor. Ben ben olayım. Her bölümde yok zaten gördüğünüz gibi. Evet yani gibi. öyle herkese de şey olacak değiliz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim eleştirdiğim şey adamın söylediği şey değil. Adamın bir yandan bunu yapıp bir yandan HBO ile başka dizi yapıyor olması. Bu dizinin başında olması, Game of Thrones'un başında olup Game of Thrones'dan birçok karakter çıkartıp bu bu hikayeyi etkileyen karakterlerdi bence onlar da ee, ya da değiştirip burada değişmene laf etmek yani bir daha bir borç taktı evet ya ben bu kitap serisini okudum bitirdim ama eksik bana borç taktı yani ve ödemiyor yani ödemiyor ve taksit taksit sayfayı yazıyormuş. Yani şey gibi bana 1 milyon TL borcu var. 10 TL verdi geçen gün gibi haber veriyor. Sağ ol. Sinirliyim evet. Belki en Bir sinirli saniye. olduğu kişiler şu an George R. R. Martin, Zack Snyder ve Rütük sanırım 3. sırada. Zack Snyder artık sinirli değilim yani komik yani. çünkü. Ha iyi bari. Bence. Yeniden aramıza katılan ya da yeni aramıza katılan Furkan Yiğiter, Anıl Kılıç, İlay Çakır ve Arda Atasoy'a da teşekkür ediyoruz. Destekçimiz olmuşlar. Siz de destekçimiz olup bize maddi olarak destek verip daha doğrusu şu an bu uygulamayı kaydettiğimiz hata veren programa parasını ödeyip daha da hata aldığımız dosyalarımızla yola devam edebilelim. Ne yapalım alternatifi yok hepsini denedik hepsinde hata oluyor yani. Demek ki yapacak bir şey yok. Demek ki iyisi yok bunun sorun çıkarmayan, az sorun çıkartanı. Ya yani millet kalitesiz Zoom'da kaydediyor, sorun yaşamıyor. Biz burada para ödeyip kaydediyoruz. Sorun yaşıyoruz. Üstü sorun yaşıyoruz. Hayatta evet. böyledir zaten. Öyle yani. Bir bölümün daha sonuna mı geldik? Su. Geldik vallahi var O kadar kalıp oturmuş ki Ece'ye gidiyor. Sen, onunla program çekiyorum. Su suya, suya gidiyor. <laughs> Senle çekiyorum Ece'ye gidiyor. Böyle de bir ekip ruhu. Ben hep standardım. <laughs> Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Konulara akarken Sun'un doğum gününden çok da doğum günü de onu kutlamadığından çok da bahsetmediği bir bölümün sonuna gelmiş Böyle olduk. de insaflıyım düşünün ya. Çil olacaksın bu hayatta. Herkes kendine evet. yakışanı yapar bu hayatta belki. Ben kutladım. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.